Merhaba. Louvre Müzesi'nde Bizans dönemine ait 6. yüzyılın başından kalma çok büyük bir fil dişi panelin önündeyiz. Bu kadar erken döneme ait fil dişi panellere çok ender rastlıyoruz. Bu da şu an British Museum'da sergilenen bir başka örnek. Atı üzerindeki bir imparatorun resmedildiği merkezi panel aralarından biri kayıp dört farklı panelle çevrelenmiş. Merkezde bulunan paneldeki derin ve enerji dolu kakmalar dikkatimi çekiyor. Burada hem detaylar gösterilmiş, örneğin bu atın gövdesi gibi, hem de derin oymalar ve geniş ve düzgün yüzeyler arasındaki geçiş çok güzel bir biçimde yansıtılmış. Bu klasik gelenekten Bizans geleneğine geçiş için örnek olarak gösterilebilecek bir eser. Entepe'den başlayalım mı? Ortada bir madalyonun içinde ve iki tarafında meleklerle resmedilmiş İsa peygamber var. Eliyle kutsama işaretini yapıyor. Etrafında ise güneş, ay ve yıldızlara ait semboller var. Elinde üzerinde haç olan bir asa var ve doğrudan bize bakıyor. İsa peygamberin klasik görünümüne sahip olmadığını, yani sakallı, ince ve uzun bir suratla resmedilmediğini fark etmişsinizdir. Burada daha genç, sakalsız ve saçları da kıvırcık olarak resmedilmiş. Kıvırcık saç, klasik geleneğin tipik bir örneğidir. Yanlarında bulunan melekler, Nike figürlerine yani Antik Roma oymacılığındaki zaferi çağrıştıran figürlere benziyorlar. Pelerinleri ise basitleştirilerek katlı bir görünüm yerine kesiklerle süslenmiş. Statik bir ilahi görüntü altında Hristiyan olan ve atını bize doğru sürmekte olan enerji dolu bir imparator var. Atı döndürürken dizginlerini sıkıca tutuyor. Diğer elindeki mızrağı da yere saplamış. Atın göğsünün yuvarlaklığına, bize doğru çıkmış olan bacağına ve dizginlerin kafasını nasıl da içeri doğru çevirdiğini dikkatinizi çekmek istiyorum. Uzullarının bazıları normalden daha küçük tasvir edilen bu at için hacim ve alan yaratmak üzere ne kadar da yoğun bir hassasiyet gösterilmiş. Sanat tarihçileri oymaların inceliğini değerlendirerek bu eserin zamanında İstanbul'da bir atölyede yapıldığını düşünüyorlar. O dönemde Bizans İmparatorluğu'nun yani Doğu Roma'nın başkenti eski adıyla Konstantinopolis'ti. Yani İstanbul'du. Bu emperyal figürün kim olduğunu bilmiyoruz. Aslına bakarsanız bu figürün imparatorluğa ait birini tasvir ettiğini sadece tahmin ediyoruz bile diyebiliriz. Oymaların inceliği hesaba katıldığında bu tahminimiz doğru bir tahmin olmalı. Kullanılan ikonografi de imparatorluğu çağrıştırıyor. Zafer sembolü olan Nike figürü imparatora zaferin sembolü olan bir palmiye dalı sunuyor. Sağ elinde ise bir zamanlar imparatorun kafasına koymak üzere tuttuğu bir taç olduğu düşünülüyor. Diğer Roma imparatorlarının tasvirlerinde olduğu gibi burada da yenilgiye uğramış bir rakip figürü bulunuyor. Atın arkasında kalan figürün nasıl tasvir edildiğine dikkat ederseniz barbarlığı ve ötekiliği temsil eden bir frik şapkası giydiğini görebilirsiniz. Buna ek olarak üzerinde yine barbarlığın sembolü olan pantolon ve kapalı ayakkabılar da var. Bu arada kullandığımız barbar kelimesinin yabancı yani Roma İmparatorluğu'ndan olmayan biri anlamında kullanıldığının altını çizmek istiyorum. Atın altında bir kadın figürü göze çarpıyor. Bir omzundan düşen pelerini kendisini oldukça klasik bir görünüme kavuşturuyor. Pelerini'nin eteğinde taşıdığı meyveler, onun bir bolluk simgesi olarak kullanıldığı fikrini uyandırıyor. Sanat tarihçileri bu figürün fethedilmiş toprakların veya toprak ananın cömertliğinin simgesi olarak kullanıldığını düşünüyorlar. İmparatorun ayağının altını tutan bu kadın figür, topraktan gelen mahsulleri ona sunduğu için bu figürü toprağın kişileştirilmesi olarak da düşünebiliriz. Merkezdeki paneli yakından inceleyecek olursak, eskiden küçük taşlar ya da inciler barındırmış olan bazı girintiler olduğunu görebiliriz. Atın gözleri arasında kalan taş da göze çarpan ayrıntılar arasında ama bir zamanlar bu taşa eşlik eden başka taşlar olduğu aşikar. Merkezdeki panel yüksek rölyef olarak tasarlanmış. İmparatorun arkasında dalgalanan pelerine bakar mısınız? İmparatorun enerji dolu görünümünün zıddı olarak elinde zafer simgesi olan heykeli imparatora doğru uzatan bir general ya da rütbeli bir asker figürü var. Bu figürde ise daha alçak bir rölyef kullanılmış ve böylece figürün arkasındaki Korint sütunları ile süslenmiş ufak mimari alana uyum sağlaması sağlanmış. Ayaklarının altında belki de ganimetleri içeren bir kese var. Sanat tarihçileri merkezdeki panelin sağ tarafında da buna benzer bir panel olduğunu düşünüyorlar. Alt kısımda ise kanatları olan ve zaferi simgeleyen başka bir kadın figürü bulunuyor. Yakından bakarsanız elinde kupa ya da ödül gibi bir şey tuttuğunu görebilirsiniz. Üst tarafta ise askeri bir üniforma var. Yani burada askeri bir zaferin tasviri söz konusu olabilir. Kadın figürünün yanlarında iki figür daha bulunuyor. Soldaki figürlerin sakalları var. Biri bir taç taşıyor. Diğerinin elinde içinde ganimet olması muhtemel olan bir kap var ve alt kısımda da bir aslan var. Sol tarafta ise fethedilen yerde yaşayan insanlar resmedilmiş. Bunların doğulu insanlar oldukları düşünülüyor. Biri fil dişi tutuyor, biri de asa. Aralarında bir kaplan var. Önlerinde ise bir fil. Evet, bunlar uzak topraklarda yaşayan ve imparatorun fethi sırasında orada olan insanları simgeliyorlar. Her şey düzene girmiş gibi görünüyor. İmparatorun bakış açısından bakarsak, uzak diyarlarda yaşayan bu insanlar tanrının kutsadığı ve bu dünyada onun iktidarını simgeleyen bir Roma ya da Bizans imparatoruna boyun eğmişler.